mücadele yılları İstanbul'dayız. Mahkum Yavuz, 7 adım ileri, marş! Geriye, dön! Balın gözünü! Tekralı saf ol! Sor bakalım, son arzusu nedir? Sizin gibi vatan millet hainlerinin bir an evvel kahrolması. Köpeğin duası kabul edilse, gökten kemik yağarmış. Ama görüyorsun ya... Sizin gibi padişah hainleri daha evvel kahroluyor. Bağlayın gözlerini! Kapalı gözlerle hür ve müstakil vatanımı tahayyül etmeyi tercih ederim. Fazla vaktin yok ama gene de istediğin kadar tahayyül et. Çünkü hepiniz bu hayalle gideceksiniz. Kahrolsun hainler! Yaşasın vatan, yaşasın millet! Raut! Balıra kapat! Dikkat! Nişan vaziyeti! Al! Raus! Delikanlı! Son anda sana son bir fırsat! Eğer Kara Suvarini ve teşkilat mensuplarının isimlerini bildirirsen... ...hayatını bağışlarım! Çok cömertsin! O gazilere böyle 1000 şehit feda olsun! Hadi kumandanım! Sen ona bakma! Yap vazifeni! Yap vazifeni! Dikkat! Nişan vaziyeti al! Dövüş! Sus! Buradalar! Karabaş! Karabaş! Bir şey oldu! Karabaş sustuğuna göre gelen Miralay Rauf Bey. Ama yanındaki yalnız kim? Değil mi? Yol gösterdiğine bakılırsa yabancı biri. Aç kapıyı çavuş! Gimo. Tanrı misafiri.
beyleri kuşkulandırdınız. Geldiler mi? Herkes tamam Miralayım. Yalınız. Biliyor. Işık tut oğlum. Bir kadın. Kızım Nesrin, muhabere yüzbaşısı Kenan Bey, Doktor Kaymakam Şinasi Bey, Milazim Saniye Vedat Efendi. Bir şehit daha verdik arkadaşlar. Yavuz'u da yaşayan ölüler listesine kattılar. Ne yapsalar bizi yolumuzdan döndüremezler. Yolumuz hak yoludur. Feragat ve fedakarlık yoludur. Kahraman Yavuz ölüme giderken bile bu yoldan şaşmamış. Bunları bana anacığı getirdi. Öyle vasiyet etmiş. Bu düşmandan çalınan silah ve cephanelerin depo edildiği yerleri gösteren kroki. Ve ayrı ayrı her birinin parola listesi. Bu Ankara ile yapılacak telgraf muhaberatının şifre anahtarları. Bu da neticelendiremediği son vazifesi. 8 numaralı depodan alınıp Şile'de İnebolu'dan gelecek Yunus motoruna yüklenecek silahlar işi. Kızımı tanışmanız için buraya getirdim. Çünkü bu emanetleri ona teslim edeceğim. Yarın ben de yakalanırsam mücadele bayrağımızın anahtarlarının kimde olduğunu, kimlere verileceğini siz de bilin, o da öğrensin. Karabaş bu akşam çok sinirli. Vedat oğlum, silahlar işini sana veriyorum. 8 numaralı depo, Umraniye muhtarının samanlığı. Parola kepek! Parola kepek! Saman çuvalları içine saklı silahları, öküz arabalarıyla Şile'ye nakledeceksiniz. Salı gecesi Yunus motoru orada olacak. Dilaver çavuşu da emrine veriyorum. Sağ ol bey! Dur gitme oraya! Taşa sarılı bir kağıt. Derhal evi terk edin, tehlikedesiniz, kara suvari. Sakın tuzak olmasın. Sanmıyorum. Gene o imza, kara suvari. Samandıra baskınında da hayatımızı kurtarmıştı. Nerede buluşacağımızı sonra bildiririm. Temas merkezi bizim ev. Söndür lambayı, yürüyün! Durun, toplu çıkmayın. Ayrı ayrı gidelim. Hadi Nesrin, sen önden git. Doktor siz Kenan Bey'le mutfak kapısından, siz de Dilaver'le... Sen ikiniz evi sarın. Bana suvari. İleri. Yeni hayatım. Hem de kendi hayatım aslında. Tehlike yok diyor. Bizi çağırıyor. Gel bin şuna. Hadi hadi. Ne oldu Miralayım? Kara suvari. Sonra anlatırım. Siz de binin hadi. Siz binin Miralayım. Kadın var yanınızda. Biz yayan da gidebiliriz. Hadi yürüyün. Şimdi atkı düşürülecek zaman mı?
koskoca baskından bu paçavrayla döndünüz. Bir kadın eşyatı. Sakın kara süvari bir kadın olmasın. Hayır efendim. Bulanın dediğine bakılırsa dışarıda iki kişi varmış. Bunlardan biri kadınmış. Yanındaki erkeğe baba diyormuş. Hatta kaçarlarken atkıyı düşürdüğünü de fark etmiş. Kim olabilir bunlar? İçlerinden birine kumandanın dediklerine bakılırsa... Asker olacaklar. El kiminmiş? Metruk. Sahipleri Anadolu'ya göçmüş. Göçmüş mü, geçmiş mi? Alçaklar! Şebekelerini insan vücudundaki sinirler gibi en olmayacak yerlere kadar yaymışlar. Yaprak kımıldasa hissediyorlar. Bunları yakalayacaksınız. Yakalamaya mecburuz. Ah, birini elime geçirsem, arkası çorap söküğü gibi gelir. Nun rı! Naciye Rıfkı, Naciye Rıfat, Nuriye Rıza, Nermin Rıfat, Nermin Rauf, Nesrin Rauf. Sakın bunlar Miralay Rauf Bey'le kızı Nesrin olmasın. Eğer öyleyse... Bana bak Beşir, şimdi elimizde son bir fırsat kaldı. Anadolu'ya kaçırılan silahlar karayolundan olduğu kadar denizden de sevk ediliyor. En mühim iskeleler de Şile. Şile ve yollar nezaret altına alınacak. Kuş uçurmayacaksınız. Bu sefer de muvaffak olamazsanız karşıma çıkmayın. Çünkü zat-ı şahane nezdinde itibarım iki paralık oldu. Altınıdandır altınıdan, yavuzun direkleri de altınıdan. Ooo! Nesin sen? Ha görmüyor musun arabacı? Benim bildiğim Karadenizli'den gemici olur, arabacı değil. Beyim, bizim torpağımız gittir, onun için çıkarız gurbete. Ekmek nereyse biz orayayız. Ha Arnavut'a sormuşlar, çeyanı mı gider misin? Aylık kaç demiş. Ha işte biz oyuz. Arayın! Ha ne arayırsanız deyim bana, deyim size. Boş yere ararlar mı, telifte şu geçmeyin. Ters sesini! Heh. Şu sesleri duyuyor musun? Bu bir işaret olacak. Bir şey yok efendim. Peki peki. Şüpheli kimi bulursanız çevireceksiniz. Hadi marş! Kundaların arasında! Dönün geri! Hey! Kim var orada? Arabacı! Neredesin? Arayın çuvalları! Dağılın! Arabayı kuşatın! Canlı isterim! Mecbur olmadıkça öldürmeyeceksiniz! Süleyman! Verilen emri biliyorsunuz. Aksine hareket yok. Peki, peki. Öldürmeden yakalayacağız. Kurşunlarını harcatmak lazım. Hadi sen bize birer kahve yap da içelim. Ne var bunda bu kadar üzülecek kızım? Ya atkımı buldularsa? Ne olur bulurlarsa.
Halelade bir atkı. Öyle deme baba, marka mı işlemiştim üstüne? Ne çıkar? Nun'la başlayan 100 çeşit kadın ismi sayabiliriz. Nermin, Nezihe, Nezahat, Necile, Naciye... Gene de içimde bir korku var. Koca İstanbul'da bir markadan bizi keşfedebilmeleri için ermiş olmaları lazım. Onu bırak şimdi. Vedat ne yaptı acaba? Bu saate kadar dönmeleri icap ederdi. Allah vere de başlarına bir felaket gelmeseydi. Doğrusu merak etmeye başladım. Müstahakını vermesin. Bizim Dilaver Çavuş. Dilaver mi? Ayol bizim Dilaver güzel çocuktur. Aşk olsun be Karahanlı. Az kalsın öyle vereceğim beni. İnsan öyle bir demir habersiz gelir mi? Hem de o korkunç suratla. Yüreğim ağzıma geldi. Susun. Şimdi kebeseliğin sırası değil. Gel şöyle de anlat ne oldu. Eyvah kahve taştı. Ne kopuyu kaldı ne talvası. Yolları kesmişler. O iki ihtiyarı kurtardım ama... Vedat Efendi... Yakalandı mı? Kim bu? Aç kapıyı, kanun namına! Doktor, sen bacıyla meşgul ol, sen merdivenlere çık! Aç kapıyı! Korkuttum mu sizi yoksa? Maksadım latife etmekti. Buyursunlar efendim. Hangi rüzgarlar attı böyle? Vazife icabı geçiyordum, sizleri çiğnemek istemedim. Aman göz önünde bir yere koy giderken unutmayayım. Bu kırbaç benim için çok mühimdir. Baş üstüne kumandanım. Kim bu Karadeniz uşağı? Kahyanız mı? Hayır efendim, emir çavuşum. Ooo! Sizin emir çavuşlarınız sivil mi giyinir? İzinliydi de henüz döndü. Evet, izinliydim. No? Hepiniz böyle kapı önünde... ...birini mi bekliyordunuz? Efendim, bizim bacı birdenbire rahatsızlandı, doktor çağırdık. Onunla meşguldük. Nasılsınız Nesrin Hanım? Teşekkür ederim. Kızım, salon alsana beyefendi. Buyurun. Ben bir iki dakika müsaadenizi isteyeceğim, doktoru yalnız bırakmayayım. Buyurun. Böyle bir saadete ereceğime rüyamda görsem inanmazdım. Sizinle yalnız kalabilmek, düşünün bu benim için tasavvuru bile mümkün olmayan bir şeydi. Biz misafirlerimizi aileden sayarız. Çok naziksiniz. Ama bu aileye gerçekten katılmayı ne kadar arzu ettiğimi bilemezsiniz. Biliyorum. Bunu birkaç defa söylediniz. Ben de size babamla konuşmanızı söyledim. Babanızla değil, sizinle evlenmek istiyorum. Babanızı değil, sizi seviyorum. Bana onun düşünceleri değil, sizin kararınız lazım. Babamın düşünceleri benim için çok kıymetlidir. Onun kararı benim kararım demektir. Bu kadar insafsız olmayın Nesrin Hanım. Sizin için nasıl yanıp tutuştuğumu biliyorsunuz. Kendinize gelin. Henüz teşhis koyamadı. Muayeneye devam ediyor. Bu ziyareti hangi mesut vesileye borçluyuz acaba? Bir takım hainlerin, padişahımız efendimizin iradelerine rağmen... ...Anadolu'da silahlanan Mustafa Kemal kuvvetlerine yardım ve iltihaka devam ettiklerini biliyorsunuz. Bulduğumuz bazı ipuçları bizi bu civara kadar getirdi. Bizim bu civarda da hep mazbut, aklı başında insanlar oturur ama... ...müsaade eder misiniz? Babamdan alışığım sigara dumanına. Nasıl? Elileriniz kuvvetli mi bari?
Hainleri yakalayabilecek misiniz? Hem kuvvetli hem zayıf. Mesela bir de kadın var yanlarında. Yanındaki yaşlı bir askere baba diye hitap ediyor. Atkısını düşürmüş kaçarken. Üzerinde markası var. Numri. Hani sizleri yakından tanımasam Miralay Rauf Bey ile kızı Nesrin Hanım bunlar diyeceğim ve derhal tevkif edeceğim. Niye ayakta kaldınız? Buyursanıza. Desenize mesele sizin gibi zeki, işinin ehli birinin elinde olmasaydı baba kız çoktan Bekir abilerini boylayacaktık. Kahveniz şekerli mi olsun? Hayır. Acı. Acı kahveyi tercih ederim. Malum ya, bir acı kahvenin 40 yıl hatıra olurmuş. Zarar yok. Acı içelim, tatlı konuşalım. Kumandanım, doktor bey muayeneyi bitirdi, gitmek istiyor. Buyurun doktor, buyurun. Bir kahvemizi için öyle gidersiniz. Teşekkür ederim efendim. Gitmem lazım. Vaziyeti nasıl? Tehlikeli. Tam teşhis koyamadım ama sari bir hastalık olması pek mümkün. Kendisiyle beraber etrafındakileri de ölüme sürükleyebilir. Derhal tedbir almak lazım. Reçeteyi bu civarda yaptırabileceğinizi sanmıyorum. Merkez eczanesine kadar gitmek icap ediyor. Acaba saray eczanesinde yaptıramaz mıyız? Zannetmiyorum. Bu daha ziyade halk tabakaları arasında yaygın hastalığın devası sarayda bulunmaz. Yarın gene geleceğim müsaadenizle. Haydi kızım doktor beyi selametle. Artık ailece hayatımız elinizde doktor. Misafirin kahvesi sade olur. Baş üstüne efendim. Buyurun. Babanız... Çile ve yollar nezaret altında, bir müddet her türlü sevkiyatı durduruyoruz. Yeni bir habere kadar motorlar Şili'ye uğramasın. Tamam. Şimdi bunu şifreye çevirelim. Allah günah yazmayacağını bilsem, şu harifin kahvasına tükürürdüm. Ah karanlı! Biraz fare zehri olmalıydı şimdi. Ben onun acı kahvesini, zehir etmesini bilirdim. Ah! Karanlı, fazla ortaya görünmüyorsun. Sende sarı hastalık varmış. Sarı hastalık mı? Ayol karabacı da sarı hastalık olur muymuş? Benim gözlerimin akı hep sarıdır. Fazla yağdan olacak. Konuşmasını hiç beğenmedim. Muhakkak evi göz hapsine aldırdı. Ben birini alıp gidiyorum. Yollar tutulmamışsa hemen çektiririm. Yarım saate kadar benden haber çıkmazsa yakalandım, telgraf da çekilmedi demektir. Tedbir alın. Nerede kaldın kızım? Doktor ilaçların nasıl verileceğini anlattı. Epey karışık bir iş. Reçeteyi ne yaptın? Çavuşta. Fakat doktor ben bir kere semt eczanesine uğrarım. Yaptırabilirsem gönderirim dedi. Yarım saate kadar doktordan haber çıkmazsa biz başımızın çaresine bakacağız. Peki kızım. Ne oluyor acaba? Herhalde hainlerden birini vurdular. Vurdular mı? Dur emrine itaat etmezse vururlar tabii. Canlı yakalasalar daha çok işe yaramaz mı? Malumat almak bakımından mı? Öylesi var elimizde. Bugün Şile yolunda yakaladık. Hem de sapasağlam. Bak bakalım kızım kim? Nedir çavuş? Sizi istiyorlar küçük hanım. Kim? Bir hanımla bir bey. Benim dizim, yabancı değil. Ah, oh, siz misiniz Nezahat teyze? Buyurun. Silah seslerini duydun mu? Ne oldu? Ah sorma Nesrinciğim, bir felaket, birini vurdular. Ha affedersin, yeğenimi tanıtayım sana. İrfan. Nesrin hanım kızımız. Enchanté mademoiselle. Que vous êtes jolie. Efendim? Oh, o kadar heyecanlandım ki İstanbul'da olduğumu unuttum. Şerefyab oldum. Ne güzelsiniz demek istedim. Rahatsız etmiyoruz ya. Yok, rica ederim. Buyurun.
Ömrümde böyle bir sahneyle ilk defa karşılaşıyorum. İnsan avı. Oh ne korkunç. Lejon Etranger'deyken görmüştüm. Aslanları da böyle avlıyorlar. Terrible, terrible. Affedersiniz. Acaba size mi ait? Kapının önünde buldum. Endişeye mahal yok, işler yolunda. Kafsin, kara suvari. Ah Nesrin'cim, ah iyi ki o feci manzarayı görmedin. Sen de benim gibi harap olurdun. Buyurun efendim. Oh bu ne şans. Cafer Beyefendi Hazretleri de buradaymışlar. Bazen böyle olur işte. Gökte aradığını insan yerde bulur. Aman bu ne iltifat hanımefendi, bir emriniz mi vardı? Estağfurullah. Tanıştırayım, yeğenim İrfan, Yaveran'dan Cafer Beyefendi Hazretleri, yeni amirim. Je suis très content de votre connaissance. Oh pardon. Tanıştığımıza çok memnun oldum efendim. Miralay Rauf Beyefendi. Şeref yap oldum Miralay'ım. Efendim Fransa'dan bir hafta evvel geldi. Orada uzun müddet kaldığı için daldımı daima böyle Fransızca konuşuyor. Buyurun efendim, buyurun. Ah merci. Bütün arzusu hasta alayına girmekmiş. Çocuk gibi tutturdu. İlle de hasta alayı, ille de hasta alayı. Allah razı olsun Safai Paşa Hazretleri ricamızı kırmadılar. Yarından itibaren mayit ailenizde vazifeye başlayacak. Sizi burada bulunca pek sevindim. Böyle kıymetli bir silah arkadaşı kazandığıma memnun oldum. Teşekkür ederim beyefendi. Ben de sizin gibi bir kumandana sahip olduğum için çok mesudum. Ah ne güzel elbiseler. Ben de bunlardan giyeceğim değil mi hala? Tabii yavrum. Acaba bana yakışıyor mu? Elbette oğlum. Kalpağınızı bir dakika müsaade eder misiniz? Fevkalade. Oh. Ne yapıyorsun İrfan? Ver beyefendinin kalpağını. Dur. Oh. 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 Bu tecrübeyi yarın kendi başınızda yapsanız daha iyi olmaz mı? Ah, hakkınız var. Yarın yeni üniformama kavuşacağım. O kadar şık ki İngiliz Kraliyet Hastalayı'nın üniforması gibi. Pek evlat olunca böyle olur işte. Rahmetli pederi pek düşkündü. Büyük biraderimi tanırsınız, Hasnun Paşa. Tanımaz olur muyum? Pek kahraman bir asker. Oh, mil mersi. Niçin kalktınız daha erken? Tam vakit. Ben gidinceye kadar gece yarısı olur. Bugün Şile yolunda yakalanan pek inatçı. Arkadaşlarla bir türlü söylemiyor, onu konuşturmak lazım. Ah, ben de bulunmak isterdim. Suçluları nasıl konuşturursunuz beyefendi? Muhtelif usulleri vardır. En basiti uykudan kaldırıp kaldırıp sorguya çekmek, uyutmamak. Bileklerinden tavana asmak. Tırnaklarını sökmek. Ah ne enteresan, ne enteresan. Bütün bunları göreceğim. Hatta ben de bizzat yapabileceğim değil mi? Eğer ilk tatbikatta bayılmazsanız. Ah, halacığım, Nesrin Hanım'ın hediyesini niçin vermiyorsun? Beyefendi de görsünler. Bakalım zevkimi beğenecekler mi? Zevkinizden şüphe etmeye imkan var mı? Ne güzel iğne o. Ah, merci merci. Paris hatırası. Nesrin Hanım kızımıza layık değil ama çam sakızı çoban armağanı. İrfan bana Paris'ten getirmiş. Pek genç işi. Nesrin'e daha çok yakışır diye düşündüm. Oo, cidden güzel bir şey. Görebilir miyim? Cidden yüksek bir zevkiniz varmış. Oh, teşekkürler. Hoş bir tesadüf. Markası da uydu. Nezahat Rahmi. Nesrin Rauf. Yalnız Fransa'dan aldığım için... ...tabii Latin harfleriyle... ...bakın...
Müsaade ederseniz teşhir edeyim. Zahmet buyurmayın. Ne demek efendim? Hoppa! Cidden siz zahmet buyurmayın. Çavuş beni uğurlar. Hadi. Kırbacımı ver çavuş. Zira bu gece pek lazım olacak. Gitti mi? Görünüşe bakılırsa gitti ama... Gördüğüme bakılırsa taktik ancağı bize. Sıngını ortalık yere dolaşma. İyi ya, korunmam. Hatta Sari olması ihtimali de varmış. Çavuş buraların yabancısıdır. Eczaneye kadar benim gitmem icap edecek. Rica ederim, biz yabancı mıyız? Galiba münasebetsiz bir zamanda geldik. Halacığım, biz de kalksak fena olmayacak. Duymadın mı, hastalığın Sari olmak ihtimali varmış. Zaten hastası olanları fazla rahatsız etmek doğru değildir. Aman estağfurullah efendim. Yo yo, gidelim yavrucuğum, gidelim. Evet, otursaydınız. Misafirler gitti baba. Kızım, öyle sanıyorum ki mukaddes vazifenin saati gelip çattı. Evimiz kordon altında. Şimdi ben önden çıkacağım. Fermada bekleyenler benim peşime düşecekler. Pencereden bak. Vaziyet dediğim gibi çıkarsa, yani evi kuşatanlar benim peşime düşerlerse, şifre alır, derhal muhaberci Kenan'ın evine gider çektiririz. Baba! Sen asker kızısın. Senden metanet beklerim. Baba, sanki ölüme gider gibi bir haliniz var. Güya düşmanlarla mütareke yaptık. Silahları terk ettik. Ama asıl düşmanlar içimizde, başımızda. Cafer ve Cafer gibilerden sakın. Emaneti teslim edecek kimse bulamazsam ne yapayım? Kara süvari. Kara süvariye verirsin. Allah'a emanet ol kızım. Sen de baba. Arkadan vuran alçaklar! Karşıma çıkmaya cesaretin yok değil mi? Zaten alçaklar korkak olur. Milletimi de böyle içinden ve arkasından vuruyorsunuz. Hainler! Menfaat düşkünü saltanat köpekleri! Alçaklar! Bak bakalım gebermiş be! Niye yakalamıyoruz? Gittiği yeri öğreneceğiz. Bir şey var. Bak Beşir. Siz de mahalleyi sarın. Teslim ol. Gel de al. Suvari! Yürüyün! Gelin buraya! Koşun! Koşun diyorum! Atlayın çabuk! Girin şunun altına. Gideceğiniz yer? Sağdan 3. sokak. Muhabereci Kenan'ın evi mi? Evet. Pekala. Sen bu tarafa. Sen ve sen bu tarafa. Biz de bu tarafa. Unutmayın, kara süvariyi gören 3'er silah atacak. Thank you.
gene gelebilirler. Ne yapacağız? Şurada bir çingene çergisi olacak. Eğer oradalarsa kurtulduk demektir. Hadi inin. Ne oldu? Gene kaçırdık. Sanki yer yarılıp yere geçti, kurs olup göğe uçtu. Nedir bu sesler? Çingeneler olacak. Yürüyün. Bir eksiğim var mı? Yok. Oo, bu ne değişiklik Nesrin Hanım? Ya sizdeki? Hoş, daha yüzünüzü de tanımıyorum ya. Dua edin de başkaları da tanımasın. Hey, bakın buraya! Çeribaşı kim? Emret Paşa, benim! Ne işiniz var burada? Nereden gelip nereye gidiyorsunuz? Çingenenin ne işi olur? Hayvancıklarımızı otlatmak için nerede çayır çimen bulursak dolaşırız beysadem. Buradan siyahlara bürünmüş bir atlı geçti mi? He? Ağabey kızanlar, var mıdır içinizde böyle bir şey gören? Görmemişler. Ağabey kızlar, verin beyzadelerime birer kupa şarap. Susamışlardır. Çerimizde geldi, beylerin başkası. Çabuk ol, çabuk ol, çabuk ol, çabuk ol. Ver şaraptan bol bol. Çabuk ol, çabuk ol, çabuk ol, çabuk ol. Ver şaraptan bol bol. Hazır ol, hazır ol, hazır ol, geliyor kapakol. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop. Onbaşı, onbaşı, yaktı seni o gacı. Onbaşı, onbaşı, seni orgacı. Herifler azıyor, hazırla kırbacı. Herifler azıyor, hazırla kırbacı. Aaa! Atik ol, atik ol, itik ol, itik ol. Şipa, 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 pam. Aaa! Atik ol, itik ol, itik ol, itik ol. Şipa, 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 pam. Naciye, Naciye, cilveli Naciye. Naciye, Naciye, cilveli Naciye. Sopalar inmeli kelleye pam diye. Sopalar inmeli kelleye pam diye. Şipapam, 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 şipapam. Jipa, 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 şipapam. Hadi artık durmaya gelme, sal yola çıkın. Hadi toplan! Ne oluyor? Kimdir bunlar, siz kimsiniz?
Hiçbir şey anlamıyorum. Yüzbaşı Talat Bey ve maiyeti. Gördüklerinizin hiçbiri çingene değil. Anadolu'ya silah ve cephane kaçıran kahramanlar. Ya kadınlar? Onlar da analarımız, karılarımız, kardeşlerimiz. İsterseniz sizi de onlarla Anadolu'ya gönderebilirim. Olmaz. Babamın akıbetini öğrenmeden, mukaddes emaneti teslim etmeden bir yere gitmem. Siz bilirsiniz. Bir daha sizi ne zaman görebileceğim? Her başını sıkıştığı an. Pencerenizde saksı görmezsem bana ihtiyacınız var demektir. Peki siz kimsiniz? Acele etmeyin. Bir gün benim de kim olduğumu öğreneceksiniz elbet. Henüz sırası değil. Bana yüzünüzü de tanıtmayacak mısınız? Henüz sırası değil dedim. Buyurun. İmdat! İmdat! Kurtarın bizi buradan! Kurtarın! Nedir bu haliniz? Sormayın kumandanım. Pusuya düşürüldük. Kim? Kim düşürdü sizi pusuya? Çingeneler. Çingeneler mi? Aman ne ayıp! Sizin gibi zat-ı şahaniyi korumakla vazifeli. Hassay-ı Hümayun askerleri, çingenelerin pususuna düşsün. Ya ben buradan tesadüfen geçmeseydim? Demek kurtlara kuşlara yem olacaktınız. Nerede hayvanlarınız? Götürdüler. Silahlarınız? Onları da aldılar. Vah 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 vah! Zat-ı şahanede muhafızlarım var diye rahat rahat uyusun. Topla adamlarını, düşün peşime. Karşımda birerle kol ol, marş marş! Marş marş! Beşir hala dönmedi mi? Hayır efendim. Garip! Yarım saate kadar gelmezse adam çıkartıp aratır. Baş üstüne. Başka? Bir misafiriniz var, odanıza aldık. Kim? İlk defa gördüm, tanımıyorum. Sabah sabah, bu ne hoş bir sürpriz Nesrin Hanım. Benim için hiç de hoş bir ziyaret değil. Hemen de sevincimi ağzıma tıkarsınız. Buyurun oturun, hoş geldiniz. Çay, limonata, kahve, şerbet? Hiçbir şey. Sizden sadece babamın akıbetini öğrenmeye geldim. Ne oldu babanıza? Dün gece ilaç almak için eczaneye gitti, bir daha dönmedi. Aha, merkez eczanesine. Fakat söylemiştim kendisine, saray eczanesinde yaptıralım reçeteyi demiştim. Doktor da size lazım gelen cevabı vermişti. Bakın, doktoru sorarsanız onun hakkında malumat verebilirim. Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı'na mensup olan bu adam öldürülmüş. Baban? Babanız da mı bu teşkilata mensuptu? Babam Türk ordusuna mensuptu. Ve Türk milleti uğruna ölmek için ant içmişti. Görüyorsunuz, daireye şimdi geliyorum. Gece olanlar hakkında henüz hiçbir malumatım yok. Cafer Bey, İstanbul hudutları içinde sizin haberiniz, bilginiz olmadan yaprak kımıldayamaz. Ama milliciler kımıldıyorlar. Mükemmel bir yeraltı teşkilatı kurmuşlar. Anadolu'ya mütemadiyen silah, cephane, insan kaçırıyorlar ve biz bunları yakalayamıyoruz. Cafer Bey, size babamı soruyorum. Babanıza bu kadar mı düşkünsünüz? Her evlat kadar. Nesrin Hanım, birbirimizi daha fazla üzmeyelim. Ailece millicilerden olduğunuzu biliyorum. Evinizdeki Arap bacıdan babanızın emir çavuşuna kadar hepiniz, siz de dahil, Kuvayi Milliye hesabına çalışıyorsunuz. Şimdiye kadar buna göz yumdumsa hep sizin için. Sizi nasıl sevdiğimi, size nasıl hayran olduğumu biliyorsunuz. İşte bu zaaf beni vazifemi ihmale kadar götürdü. Doktor öldürüldü. Babanız yaralı. Eğer bana evet derseniz derhal tahliye ettiririm. Oh, mille pardon. Ne cesaretle kapı vurmadan giriyorsunuz? Bizim Fransa'da, resmi dairelerde kapı vurmak adeti yoktur. Affedersiniz, galiba pişmiş aşa soğuk su kattım. Şu pozisyon için neler vermezdiniz, değil mi?
Nesrin Hanım siz miydiniz? Özür dilerim. Ma Mafi, siz de bir Fransız kadar çapkınsınız. Ne istiyorsunuz? Vazifeme başlamak üzere geliyordum ki Ulu Tanrım bana bir lütufta bulundu. Yeni vazifeme büyük bir zaferle başladım. Ne diyorsunuz anlamıyorum. Beşir namındaki çavuşunuzla mahiyetini kurtardım. Hı? İzin verirseniz hadiseyi kendisi anlatsın. Nerede? Bekliyorlar. Gel. Kaçırdınız. Gene kaçırdınız değil mi? Kara süvariyi gene kaçırdınız. Ben zat-ı şahaneye ne cevap vereceğim? Ne yüzle huzuruna çıkacağım? Mahpusları göreceğim. Osman! Ne var? Aç Mülazim Bey. Şu hainleri görmek istiyorum. Doktor Şinasi... yahut Miralay Rauf Bey isminde kimse var mı bunların içinde? Hayır efendim. Yaralı falan getirilip de hastaneye kaldırılmış olmaz? Öyle şey olmaz kumandanım. Buradan ancak ölüsü çıkar. Kim bu? Alemdağ yolunda hoca kılığında yakalanan bir kaymakam. Ya. Bu kim? İnebolu'ya silah kaçıran bir taka kaptanı. Ya bu? Babası Anadolu'ya kaçmış bir velet. Akranları arasında efendimiz aleyhinde konuşurken yakalanmış. Peki ya bu? Bu da dün Şile yolunda tutulan bir hain. Silah ve cephane kaçırıyormuş. Üstelik de silahla karşı koymuş. Vay hain vay! Arkadaşlarını söyledi mi? Domuz gibi inatçı. Ne yaptıksa söyletemedik. Ben onu bülbül gibi söyletirim şimdi. Hadi aç. Bizi yalnız bırak. Arkadaşların kim? Kim? Ucuz kahramanlar. Bağlı bir insanı dövmek kolaydır. Serbest olsan ne yapardın? O kırbacı başımda parçalardım. O kadar kolay mı? Ben boks yapmış adamım. Dur. Seninle bir anlaşma yapalım. Ben seni çözeceğim, karşılıklı geçip kimsenin müdahalesi olmadan dövüşeceğiz. Mağlup olursan arkadaşlarını söyleyecek misin? İşte sana âlâ şövalye, mertçe bir teklif. Ya sen yenilirsen ne olacak? Onun imkanı yok ya. Diyelim ki yendin. Sana şimdiden açık bono veriyorum. İstediğini yapacağım. Hadi bakalım. Ben her şeyi nizamında yapmayı severim. Hani beni çözecektin, vaz mı geçtin yoksa? Bakıyorum gölgenle dövüşüyorsun. Bir dakika şimdi çözüyorum. Ama sözünden dönmeyeceksin. Yenilince söyleyeceksin arkadaşlarını. Tabii. Hadi. Böyle söyletiriz işte.
Anladınız mı? Anladım. Siz de anladınız mı? Evet. Herif bayıldı, arkadaşını ayıltmaya çalışıyor. Git yardım et. Nöbeti kime bırakacağım? Gel. İkişer olup beni takip edin. Bilazım efendi. Nereye gidiyor bunlar? Bekir ağa bölüğüne. Bizden çıktılar mı? Çıktılar kumandanım. İki muhafız kafi mi? Birkaç kişi daha alsaydı. Elleri kelepçeli efendim, ne yapabilirler? Siz bilirsiniz. İmdat! 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 Kaçtılar! Gene birini söyletiyorlar. İmdat! Kaçtılar! İmdat! Kaçtılar diyorum. Karargah kumandanına haber ver. Doktor öldürüldü. Babamın akıbeti belli değil. Kenan'la Vedat Anadolu'ya geçiyorlar. Kala kala bir dilaver kaldı. Mukaddes emaneti ne yapacağım? Pencerelerdeki saksıları içeri alın. Saksılardan ne istiyorsun kızım? Bu bir işarettir. Kara suvariden imdat isteyeceğim. Dilaver oğlum. Gel de yardım et bana. Alalım saksıları. Koşa da kını ver. Ver kını da ver masaya koyayım. Tamam, onu da. Ulan! Mektup, kara suvariden. Ayol, o nasıl mektup göndermekmiş öyle? Ya cam kırılsaydı, ya kafamıza gelseydi? Ne oldu? İşarete cevap. Her gün doğan güneş o gün batmasın. Ay 14'lük olsun fakat doğmasın. Çamlıca'da sefa çok güzel olur. Beni arayanlar orada bulur. Ayol bu ne biçim mektup? Bilmece gibi bir şey. Dam üstünde saksı an vur balına kazmayı. Ayın 14'ünde güneş batmadan Çamlıca'da. Yani yarın akşam. Havada neredeyse kararacak. Ne gelen var ne giden. Hadi gidelim kızım. Belki de işe çıktı adamcağızın. Sen burada bekle. Ümidi kesmiştim. O münasebetsiz varken nasıl gelebilirdim Nesrin Hanım? Hakkınız var. Sıkıntınız nedir? Söyleyin derdiniz. Babam. Babam ortada yok. Biliyorum. Ne olduğunu da biliyor musunuz? Maalesef. Demek Cafer bana yalan söyledi. Tahmin etmeliydiniz. Etmiştim zaten. Bende bir takım emanetler var. Teslim edeceğim kimselerin kimi öldürüldü... Kimi de... Kimi de Anadolu'ya geçti. Hemen hemen her şeyi biliyorsunuz. Emanetleri kime teslim edeceğimi de biliyor musunuz? Bana, yanınızda mı? Hayır, sizle mutabık kalmadan, gerçek hüviyetinizi öğrenmeden getirmek istemedim. Ya gerçek hüviyetim sizi hayal kırıklığına uğratırsa? Sizin ruhunuzu tanıdığımı sanıyorum. Bu ruhtaki bir erkek insanı yanıltmaz. O halde neden gerçek hüviyetimi öğrenmek istiyorsunuz? Gerçek bir kahramanı yakından tanımak için. Teşekkür ederim. Ama benim de babanızdan, doktordan, hatta dilaver çavuşlardan bir farkım yok. Belki biraz daha atak, belki biraz daha becerikli, daha doğrusu biraz daha şanslı. Daha doğrusu çok daha zeki,
Çok daha cesur, çok daha mert birisiniz. İşte bunun için sizi tanımak istiyorum. Teşekkürler. Ama ne demiştim size? Zamanı gelince. O zaman ne vakit gelecek? Belki yarın, belki yarından da yakın. Emanetleri almaya evinize geldiğim gün. Bize, evimize mi? Evet. Şimdilik Allah'a emanet olun. Sanki onu tanıyor gibiyim. Gözleri hiç de yabancı değil. Kime benziyor ya Rabbi? Kime benziyor? Buldum. İrfan'ın gözleri. Çocuk Paola'nın. Evet. Aynen onun gözleri. Fakat ne sesi, ne tavırları, ne de karakteri ona benziyor. Biri cesur, mert, kahraman, gözü pek bir erkek. Halbuki öteki, kadınla erkek arası dejenere bir tip. Kim olabilir bu adam? Nasıl bir insan? O kadar merak ediyorum. Dur hele, sabreden dermiş, muradını ermiş. Duyuyor musun dadı? Onun türküsü. Geliyor, hadi sen çekil. Emirlerime itaat etmeyeni yakarım! Davranmayın! Oo, kimse yokmuş! Demek yalnızsınız Nesrin Hanım! Ben de sizi yalnız görmek istiyordum! Kimsiniz siz? Kara süvari! Hayır, siz kara süvari değilsiniz! Kimsiniz, benden ne istiyorsunuz? Sizden ne isteyebilirim Nesrin Hanım? Sadece kalbinizi! Sizi bir çılgın gibi seviyorum! Çılgın oldunuz muhakkak! Böyle başka türlü hareket edemezsiniz! Ne yapayım, siz çıldırttınız beni! Bırakın gevezeliği! Kimsiniz siz? Ben... Kimsiniz diyorum! Yoksa şimdi çavuşu çağırın! Yalvarırım yapmayın! Ayağınızın altını öpeyim yapmayın, rezil olurum sonra! Açın yüzünüzü! Kimsiniz? Hayal kırıklığına uğrayacağınızdan korkuyorum! O hususta endişeniz olmasın, umduğum gibi çıkacağınızdan eminim! Fakat Nesrin Hanım... Uzattınız ama! Bu şakaya ne lüzum vardı İrfan Bey? Ya çavuş bahçede yakalasaydı sizi? Şaka değil Nesrin Hanım, size cidden hayranım! İlk gördüğüm günden beri seviyorum sizi! Çavuş değil, Cafer Bey bile mani olamazdı bana! Ne olursa olsun, kalbimi açmaya karar vermiştim! İrfan Bey, iyi bir aile çocuğusunuz, tahsiliniz terbiyeniz yerinde... Muhakkak ki istikbaliniz de parlak, üstelik yakışıklısınız da! Ama benim için bunlar kâfi değil, ben ruh arıyorum! Ah, benim öyle ince bir ruhum vardır ki! Görüyorum, belki de bir erkeğe yakışmayacak kadar ince ruhlusunuz! Bu gözlerle nasıl böyle olabiliyorsunuz? Halbuki gözleri tıpkı sizinkine benzeyen birini tanıyorum! Sesi, hal ve tavrı, yürüyüşü, bakışı, ruhu, hülasa her şeyi... Her şeyi o kadar başka ki! Acaba gayret etsem, ben onun gibi olamaz mıyım? Yani sizin beğendiğiniz adam haline gelemez miyim? Gül kıymetli çiçektir, ama ona hiçbir meyve aşılanamaz. Affedersiniz ama, siz kara süvarinin türküsünü nereden biliyorsunuz? Kulağım çok kuvvetlidir, bir kere duyduğum şarkıyı derhal tekrarlarım. Misafir bekliyordum. Sizi burada görmelerini istemem. Ben buradan giderim. Dikkat edin, düşüp bir tarafınızı kırmayın. Yok yok! No, gene izinlemesin çavuş. Hayır kumandanım, yaslıyım. Birdaki malçaklar bir alayımı vurdular. Başın sağ olsun. Ha bu başım kopsaydı da o sağ olsaydı. Bir emriniz mi vardı? Kabul etmek lütfunda bulursanız bir dakikanızı alacağım. Buyurun. Ay boyu boşu devrilesince, yuhumsuz herif! Baksana suratına, hiç maymanet yok! Ne zaman gelse, felaketi de beraber getiriyor! Ha onun kendisi felaket, gözlerini görmüyor musun? Baykuşa benziyor! Emriniz? Estağfurullah! Sadece size başsağlığı dilemeye geldim! Çok naziksiniz!
Kurbanınızın kızına taziyete gelmek. Doğrusu eşine rastlanmayacak bir nezaket numunesi. Beni bu kadar ağır bir suçla nasıl itham ediyorsunuz? Son zamanlarda unutkan olmuşsunuz. Maskelerimizi geçen gün makamınızda indirmiştik galiba. Bütün bunlar size olan aşkımın yaptırdığı şuursuz, şaşkın hareketler. Nesrin Hanım, sizi nasıl sevdiğimi hala anlamıyor musunuz? Sizinle evlenmek istiyorum. Babamın olmasa bile yüzlerce, belki de binlerce vatan evladının katiline benim kalbimde yer olamaz. Nesrin Hanım! Size karşı sadece nefret duyuyorum. Sizden son defa rica ediyorum, beni reddetmeyin. Edersem ne olacak? Şiddetli aşkın bir ismi de kara sevdadır. İnsana her şeyi yaptırabilir. Artık yapacağınız ne kaldı? Doktoru, babamı katlettirdiniz. Zavallı Vedat'ı bir tesadüf elinizden kurtardı. Öteki arkadaşları çil yavrusu gibi dağıttınız. Yapayalnız bıraktınız beni bu dünyada. O kadar yalnız sayılmazsınız, daha çavuş var. Bacı var. Onları da yok edin bari. Sonra koruyucu meleğiniz, siyah meleğiniz var. Evet, bir o var. Fakat ona bir şey yapamayacaksınız. Emin misiniz? Evet. Çünkü onu da, sizi de çok iyi tanıyorum. Demek tanıyorsunuz onu. Bu adamın kim olduğunu söyleyeceksiniz bana. Ben mi? Evet. Sizden kalbinizi istemem kadar ciddi bir taleptir bu. Belki canımı alırsınız. Ama bunları asla. Belli olmaz. İnsanların canlarından aziz bildikleri bazı şeyler vardır. Onlar tehlikeye girerse yapmayacakları fedakarlık yoktur Nesrin Hanım. Kim bu adam? Benim! Davranma! Söyle bakalım, buradayım işte. Ne yapacaksın beni? O kadar mertsen, aç yüzünü. Zamanı gelince açacağım. Fakat henüz işim bitmedi. Biraz evvel siyah melek, koruyucu melek diye alay ettiğin ben... daha bir müddet karşınızda siyah bir hortlak olarak görünmeye mecburum. Herhalde genç ve tecrübesiz biri olacaksın. Yoksa bu kadar cüretkâr olamazsın. Gençliğine yazık değil mi delikanlı? Hükümet kuvvetlerine karşı gelinim. Hükümet kuvvetleri mi? Hükümetler milletleri temsil eder. Bu milleti temsil eden Büyük Millet Meclisi Ankara'da. Buradakiler milleti ve devleti düşmana satan padişahla sizin gibiler. Ben hükümet diye oradakileri tanıyorum. Ben oradaki hükümeti kuran milletin bir ferdiyim. Ben yeniden doğacak olan hür ve müstakil Türkiye'nin tabasıyım. Anladın mı şimdi kim olduğumu? Kalk defol! Defol! Defol diyorum sana! Bir daha da bu eve ayak basma! Buradan alacağını aldın. Eğer Nesrin Hanım'ı bir daha rahatsız edersen gelir makamında öldürürüm seni. Çavuş! Yolu göster be! Selamet ulan gidin efendim. Güle güle efendim. Gene buyurun efendim. El sarın. İşte emanetler. Gerçek hüviyetimi öğrenmeden nasıl veriyorsunuz onları bana? Artık istemiyorum. Neden? Herhangi bir tazyike maruz kalırsam belki dayanamaz, düşmanlarımıza kim olduğunuzu söylerim. O kadar zayıf mısınız? Kadın olduğumu unutmayın. Peki kim olduğumu merak etmiyor musunuz? Hem de nasıl. Buna rağmen sırrınızı vermeyin bana. Elimde olmadan size kötülük etmekten korkarım. Ama ben söz verdim. İstemem. Sözünüzü iade ediyorum size. Hiçbir vaadiniz yok bana. Gidin. Tekrar gelip evi sarabilirler. O zaman kaçamazsınız. Onun buraya yalnız geldiğini mi sanıyorsunuz? Nasıl gideceksiniz öyleyse? Bunları çıkararak. Hakiki hüviyetimle. İrfan Bey. Evet, ben Deniz'im Nesrin Hanım. Saffet Paşa torunu, Nezahat Hanım'ın yeğeni... has sağlayı zabitlerinden İrfan kulunuz. Demek baskını haber veren, atkımı ellerinden alan, markasını değiştiren, beni kurtaran, hatta galiba Vedat'ı da kaçıran sizsiniz. Niçin şaşırıyorsunuz? Hani benim ruhumu anlamıştınız? Bir insanın nasıl böyle iki ayrı şahsiyet olabileceğine şaşıyorum. Düşmanı aldatmak için icap ederse şeytan kılığına da girerim. Peki, biraz evvel bana yaptığınız o maskaralar ne lüzum vardı? Ben de mi düşmandım? Bazı ciddi şeyler vardır ki ciddiyetle söylenemez. Onları şakaya getirir anlatırız. O şakanın içinde ciddiye alınacak bir tek mevzu vardı. O da... Evet, o da. Söylersen fazla hafif bulacaksınız beni. Evet Nesrin Hanım. O şaka bütün ciddiyetiyle doğruydu.
Siz tam benim hayal ettiğim kızsınız. Bunun da bütün ciddiyetiyle bir şaka olmasından korkuyorum. Gerçek hüviyeti karşısında kara süvari için hisleriniz değişti mi yoksa? Hayır, hayır. Şaşkınlıktan mı, saadetten mi bilmiyorum. Sadece sersemledim. İrfan. Sus. Bir kelime bile konuşma. Kalbinin sesini dinliyorum. Onun bana söylediklerini hiçbir kelimeyle ifade edemezsin. Açın kapıyı! Kanun namına! Eyvah! Ne yapacağız şimdi? Açın kapıyı. Sen? Sen beni düşün. Hadi. Davranma! Sen şuraya! Sen şuraya! Sen bahçeye! Sen de yukarı! Ne istiyorsunuz çavuş? Emir var! Evinizi arayacağız! Kara suvari haini burada! Amiriniz Cafer beyefendi yoklar mı? Buradayım Nesrin hanım! Zannettiğiniz kadar korkak değilim! Zalimler korkak olur derlerdi! Nesrin hanım size son defa soruyorum! Kara suvari kimdir? Bütün istediğiniz bundan ibaret mi? Şimdilik evet. Benden daha başka ne istediğinizi de söyleyeyim mi adamlarınızın önünde? Ama değmez. Çünkü onlar da sizin hamurunuzdan. Üstelik amirlerini de gayet iyi tanırlar herhalde. Kumandanım yakaladık. Bahçede birini yakaladık. Nerede? İşte. Durun çocuklar, ne yapıyorsunuz? Tanımadınız mı beni? Ben Hassalayı zabitlerinden Milaz-ı Mısani İrfan. Oh, Krasa diyor. Çok şükür. Muhterem kumandanım buradaymış. Rica ederim, benim kim olduğumu anlatın şu çocuklara! Bahçede ne işiniz vardı? O pelerini nereden buldunuz? İnşallah beni kara süvarilikle itham etmezsiniz! Yoksa adımın o hainle anılması benim için bir hakaret olur! Milaz-ı Mısani İrfan efendi! Size iki sual sordum! Arz edeyim efendim! Fakat biraz hususi ve mahrem bir vaziyet var! Hanımlardan özür dilerim! Sevgilimle buluşmaktan geliyordum. Nesrin hanımların bahçe kapısından siyah pelerini birinin çıktığını gördüm. Beni görünce koşmaya başladı. Hadi ben de arkasından. O kaçar ben kovalarım, o kaçar ben kovalarım. Tam köşeyi saparken yetişip eteğine yapıştım. Yapıştım ama sadece pelerini yakalayabildim. Herif kaçıp kurtuldu. Emin misiniz? Anlayamadım. Kurtulduğundan emin misiniz? Ben sanmıyorum. Bu sefer kaçamadı gibi geliyor bana. Yakalayın! Oo, rica ederim! Latife'nin sırası mı kumandanım? Benim ne kabahatim var? Latife'yi yaptıklarının hesabını verirken görürsün. Ma parol dönür! Ben masumum! Bendenizi nahak yere götürüyorsunuz. Er geç masum olduğum anlaşılacak. Mahcup olacaksınız. Kara suvari! Yakalayın! Özür dilerim İrfan bey, serbestsiniz. Teşekkür ederim. Masumiyetinizi ispat edecek bundan büyük delil bulamazsınız. Dönebilirler. Gelin! Koşun diyorum! Atlayın çabuk! Girin altına! Gideceğimiz yer... Arzunsa bağlı. Ne oldu? Ne yaptınız Beşir? Gene kaçırdık efendim. Ya! Çavuşu tevkif edin! Sana son defa soruyorum, kara suvari kim? Ha ben de sana sorayım, kim? Sabrımı taşırıyorsun. Bunu bana soracağın ağabeyine sor. Çünkü kara suvariyle teşerrüf eden ben değilim, kendisi.
eve gelip gittiğine göre tanımamana imkan var mı? Kapıdan gelse tanırdım belki onu ama damdan gelip camdan gidiyor adam. Hızır gibi, istediğine görüneyi, istemediğine görünmeyi. Hızır gelip seni de kurtarsın bakalım. Ha bilse buraya olduğumu, gelir kurtarır. Çavurin oğlu, ay! Bunlar henüz çerez. Asıl ziyafet arkadan gelecek. Söyleyecek misin? Ziyafeti bekliyorum. Gördün ya, inat faydasızmış. Madem ki elin... Bak, his acı bilmeyen, berberin usturasına ses çıkarmadan boyun eğen, kılların bile bunun karşısında iki büklüm olup secdeye vardılar. Hadi ağam, üzme beni!
Cellat olduğuma bakma, benim de bir kalbim var. Fazla konuşma, yap yapacağını. Günah benden gitti Karadeniz uşağı. Galiba aradığınız ve kim olduğunu öğrenmek istediğiniz benim. Buradayım işte. Kımıldama! Kurşun atamaz. Çünkü ev halkı duyup ayaklanır diyeceksin ama atarım. Sen de cehennemi boyladığınla kalırsın. Çöz bağlarını. Bir şeyin yok ya. İnşallah zamanında yetiştim. Tamamdır butun azam, yoktur bir arızam kumandanım. Al şunu. Dikkat! Sen şuna bak, çöz ayaklarımı. Anlaşıldı, sen benimle konuşmak istiyorsun. Kalk bakalım. Ulan konuşalım dediyse ürkekçe, kahpece değil. Ama ben bu dilden anlamam diyeceksin, bunda da sen haklısın. Şimdilik bunlardan zarar kılmaz, gidelim. Susun! Oy gavurin oğlu! Ne oluyor? Yürüyebilecek misin? Yürürüm. Yalnız acele edelim, silah sesini duydular. Alsa! Hafız olacak. Artık İstanbul'da kalamazsın. Dediğim gibi, 3 numaralı iskeleden kalkan balıkçı motorlarıyla doğru İnebolu'ya. Baş üstüne bey. Şunları da bir kenara at. Hadi Allah selamet versin. Sana da beyim. Ben bunu bir yerden tanıyorum. Dur, buldum. İrfan'ın kravat iğnesi bu. Yoksa... Öyle ya. O gece bahçede onu yakalamadık mı? Aptallığa vurup nezarethanedekileri kaçıran o değil mi? Tamam! Haini bulduk! Uzağa gidemez efendim, yaralı. Yaralı mı? Evet, ustam vurdu. Koşun telefona! İrfan! Çabuk kapıyı aç! Yaralı mısın? Mühim değil. Buralı. Haber ver beye. At in! Aç pencereyi! İrfan! Aç! Nasıl gidersin? Atım var bahçede! Hadi aç! Kımıldama! Atla içeri! Tabancasını al! Aç kapıyı! Baş üstüne! Atsın şu bana! Sosna'ya göndez feneri! Yürüyün bakalım! Ne oldu? Yakaladı kumandanı! Bunu tanıyor musunuz İrfan bey? Benim pek beğendiğiniz kravat iğnem. Paris hatırası. Nerede düşürdüğünüzü de biliyor musunuz? Bulduğunuz yerde. Demek kabul ediyorsunuz. Bazı hakikatler vardır ki reddedilemez. Mesela sizin vatan haini olmanız gibi. Sus köpek! Bu da kendi sıfatını yakıştıracak yer arıyor. İndir o tabancayı. Baksana büyük kahramanımız bir kadına tutunacak kadar mecalsiz. Girin kollarına! Çabuk! Siz de şöyle teşrif edin! Ah.
bazı hakikatler vardır ki reddedilemez buyurmuştunuz. Mesela sizin kara süvari, kara süvarinin de bir asi olduğu gibi. Asilerin idam edildikleri hakikatini de biliyor musunuz? Hain hain! Alçak, insafsız, haydut! Sizin yaptıklarınız esirciler bile yapmaz. Getirin! Hayır, hayır götüremezsiniz. Bırakın onu, İrfan! Sevgilim! Ağlama Nesrin. Seni ağlar görmek istemem. Metin ol. Akıbetini senden daha iyi görüyor. Nasıl metin olur? Bizimkisi mahkemenin ara kararları gibi... ...neticeye tesiri olmayan şeyler. Ama senin akıbetini çok iyi görüyorum. Sen bugünkü halini düşün. Hadi yavrum. Bu sahneyi daha fazla uzatmayalım. Biz ağlarsak düşmanlarımız güler. İstediğin gibi olmaya gayret edeceğim. Götürün, hayır durun. İdam mahkumlarına son arzularını sormak bir vazifedir. Son arzunuz... Getirin! Artık kara süvariyi kurtaracak bir kara süvari, bir siyah melek yok. Ama belki bir beyaz melek... ...işte bu pekala mümkün. Bir hafta bekleyeceğim. Bu arada yaraları da tedavi edilmiş olur. Demek ki... ...çarşamba gecesi mühlet bitiyor. Dadı, kızım! Dadı, nasıl kurtaracağız onu? Evladım benim! Keşke hayatımı isteseydi. Bir an tereddüt etmezdim. Ama bu ölümden de beter. Allah'tan umut kesilmez. Vakit geldi mi, gidiyor muyuz? Bak, verilen mühlet bitti. Tam bir hafta bekledim. Vaktiniz ve sabrınız müsaitse daha çok beklersiniz. Ölümden kurtulmak istemiyor musun? İstemiyorum. Yaşamak tatlıdır. Bir tarafta ölüm, bir tarafta hayat, servet, mevki, şeref ve şans. Buna karşılık senden ne isteniyor? Sadece gizli teşkilat mensuplarının isimleri. Sana kimin ismini vereyim? Hangi gizli teşkilat mensubunun? Artık bunun gizlisi kapaklısı kaldı mı? İşte, bütün millet... ...bütün Türk milleti... ...hiçbiri sizi istemiyor. Hepsi de apaçık size karşı. Yakalasanız onları. Ama Süveyş'te, Galicia'da, Sarıkamış'ta... Çanakkale'de 7 düvelin sindiremediğiniz sindirmek haddinize mi düşmüş? Büyük fedakarlıklarla hayatlarını kurtardıkların nerede? Niçin gelip seni kurtarmıyorlar? Şimdi de büyük bir sadakatle isimlerini sakladıkların acaba arkandan bir Fatiha okuyacaklar mı? Fedakarlık adı üstünde, karşılık beklenmeden yapılır. Hayatın dudaklarının arasında... ...hükmü sen vereceksin. Son defa soruyorum. Kararın. İdam. Taşta kaldırayım sizi. Hayır. Ben idamda bulunmayacağım. Sen bana vekalet edersin. Kaç gecedir bir misafir bekliyorum. Onun da mühleti doldu. Bu gece mutlaka gelmesi lazım. Thank you.
artık kara suvariyi kurtaracak bir kara suvari, bir siyah melek yok. Ama belki bir beyaz melek. İşte bu pek hala mümkün. Bir hafta bekleyeceğim. Bu arada yaraları da tedavi edilmiş olur. Demek ki çarşamba gecesi mühlet bitiyor. Geldi. Sırtlan havlamadı. Misafirinizi ürkütmesin diye arka bahçeye kapadım. Oo, Nesrin Hanım, bu ne şeref böyle. Canım, insan bu kadar da ağırdan alır mı? Bir haftadır gözlerimi yollarda bıraktınız. Umarım ki geç kalmadım. Bilakis, tam zamanında geldiniz. Müsaadenizle maçlarınızı alayım. Tam bir beyaz melek. Öyle dememiş miydiniz? Buyurun. Oh, buyurun hocaefendi. Demek vakit saat geldi. İşte geldim Cafer Bey. Sözünüzde duruyor musunuz? Elbette. Buyurun şöyle. Siz benim arzumu yerine getirirsiniz de ben sizinkini getirmez miyim? Cafer Bey, buraya kat'i kararla geldim. İrfan'ı kurtarmadıkça elimi bile tutamazsınız. İnanın idam midam diye bir şey yok ortada. Sırf sizi buraya getirebilmek için uydurulmuş bir yalan. Bunu da aşkımın büyüklüğüne bağışlayın. Size inanmıyorum. Nasıl inandırayım bilmem ki. İsterseniz hapishane müdürüyle görüştüreyim sizi, kendiniz sorun. Hapishaneyi bağla bana. Alo, neresi? Hapishane mi? Bir dakika. Buyurun. Şüphelenmeyesiniz diye bakın kendimi tanıtmadım. Alo. Ne idamı? Böyle bir şey yok hanımefendi. Daha yarın divanı harp huzuruna çıkarılacak. Muhakemesiz adam asılır mı? Mışıl mışıl uyuyor. Şimdi teftişten geliyorum koğuşları. Bu saatte başka türlü nasıl uyanık olurdum? Müsterih olun. Teşekkür ederim. Görüyorsunuz ya, yalan söylememişim. Şimdi gönül rahatlığıyla oturabilirsiniz. Gelin bakalım leş kargaları. Yerine getirilen karşılıklı arzuların şerefine. Benim arzum daha tam manasıyla yerine getirilmedi. Nasıl? İrfan büsbütün kurtulmuş değil. Neden? Divanı harbiniz yarın onu idama mahkum edebilir. Serbest bırakılmasını istiyorum. Hatırınız için onu da yapacağım. Nasıl temin edersiniz? Hala bana inanmıyor musunuz? Bir garanti isterim. Mesela? Mesela... telefon edin buraya getirsinler. Beni öldürmesi için mi? Gördünüz mü? Demek kandırıyorsunuz. Nesrin Hanım, benden olacak bir şey isteyin. Onu bırakmak o kadar güç mü? Değil, değil ama buraya getirin derseniz olur mu? Ama isterseniz size hapishane müdürüne hitaben bir kağıt vereyim. Affı şahaneye mazhar olmuştur, tahliyesi. Ah, evet, böyle bir şey istiyorum. Ama çıkınca İstanbul'da kalmamak şartıyla. Kabul. O halde şampanyalarımızı içebiliriz. Sola dön! Mahkum İrfan, 7 adım ileri marş! Geriye dön! Bağlayın! Tek sıralı saf ol! Bağlayın gözlerini!
Doldur ve kapağı! Nişan vaziyeti al! Teş! Rahat! İrfan Bey! İrfan Bey! İrfan Bey! İrfan Bey! Aç köstlerini gitti! Yoksa silahlar dolu muydu? İrfan Bey! İrfan Bey! Rüya mı görüyorum? İki dostum da burada! Yalnız iki değil! Bütün dostlarım burada! Fakat bunlar... Bunlar padişahın askerleri değil mi? Hayır kumandanım! Bunlar milletin askerleri! Siz ne yapacaksınız? Şu duvarların arasında yüzlerce kahraman yatıyor, onları kurtaracağız. Bana ihtiyacınız var mı? Yok. Öyleyse çabuk bir at, bir de tabanca bulun bana. Benim de kurtarılacak bir kahramanım, görülecek bir hesabım var. Orada hiç rahat değilsiniz, şöyle buyursanıza. Hem niçin çantanızı bırakmıyorsunuz, çalarım diye mi korkuyorsunuz? Pek kıymetli şeyler galiba içindekiler. Benim için lüzumlu şeyler. Muhakkak tuvalet malzemesidir. Allık, düzgün, sürme. Ama bunlara hiç ihtiyacınız yok sizin. Hala emri yazmadınız. Siz de hiç avans vermiyorsunuz. Söyledim. Emri imzalamadan elimi bile tutamazsınız. Oo, emir kat'i. Ne yapalım öyle olsun. Boynumuz kıldan ince. Evvela kağıt kalem bulalım. Kambur! 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 Oy aksi şeytan! Nereye koymuşlar bunlar kağıtlar onun? Terini al, ahıra çek! Kapı? Artık tehlike yok! Korkulacak bir şey kalmadı! Karasuvarı öldü! Buyurun bakalım! Başka bir arzunuz kaldı mı? Kim o? Benim efendim, Beşir kulunuz! Oo, haber bunlar işte! Ne var? Ne oldu? Tamam beyim! Emriniz yerine getirildi! Hain cezasını buldu! Peki, peki! Yarın konuşuruz! Kara suvari diye kimse yok artık! Müjdemi isterim! Demek öldürttün onu! Hayır, bu serserinin bir şey bildiği yok! Öldürttün! Biraz evvel hapishane müdürüyle konuşmadın mı? Öldürttün! Düzendi! Beni kandırmak için düzendi! Desem... Yalan söyledin! Yalan söylettin! Öldürttün onu! Ama ben de seni öldüreceğim! Bu gece yalnız onun değil, yap. Seni de idam edeceğim! Yapma! Yap! Yap! Al! Sesler mi geliyor? İrfan! Sevgilim! Benim neslim! Ölmedim! İrfan! İrfan! Thank you.
Nedir bu halin? Geberttim. Geberttim alça. Ne işin vardı burada sevgilim? Beni istemişti. Siyah meleği ancak bir beyaz melek kurtarabilirmiş. Ama Azrail'i buldu karşısında. Benim için mi hayatını, namusunu tehlikeye attın? Hayatımı? Evet. Çünkü şimdi de senin pencerelerinde saksı yoktu. Canım benim. Ama namusumu asla. Siyah meleği kurtaramazsam beyaz bir melek gibi onu takip edecek, öbür dünyaya beraber gelecektim. Ama şimdi yalnız gidiyorum. Nesrin! Ağlama sevgilim. Ağlama, metin ol. Sana ağlamak yakışmaz. Senden metin olmanı istiyorum. Senden metin olmanı istiyorum, İrfan. Gidelim bu menüs yerden. Bastır beni göğsüne. Ağlamanı değil, beni sevdiğini söylemeni istiyorum. Nesrin! Sus! Bir kelime bile konuşma. Kalbinin sesini dinliyorum. Onun bana söylediklerini hiçbir kelimeyle ifade edemezsin. Nesrin! Nesrin sevgilim!